Siyasete giriyormuşsun galiba. Ondan sonra hiçbir şey yapmamakla ülke değişmiyor. Özgür Özel'den teklif gelse kabul eder misin? Sen sürekli kart atıyorsun bu röportajdan sonra bir şekilde. Bir telefon gelir. Bir platform Atatürk filmini kaldırmıştı. Sus pus oldular. Hiç tepki vermediler. Atatürk arkasına sığınanlar çil yavrusu gibi yok oluyorlar. Yemin edebilirim, ispat da edebilirim. O programlar kayıtta. Doğru. Merhaba herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir ismi ağırlıyorum. Pelin Batu ile birlikteyiz. Pelin çok teşekkürler bizi ağırladığın için. Ben teşekkür ederim. Öncelikle muazzam bir yer. Yani kitap kokusu, kitap dokusu. Kendimi çok iyi hissediyorum burada. Başlarken hayırlı olsun diyelim mi? Siyasete giriyormuşsun galiba. Öyle ya. Konuşuluyor kamuoyunda. Ya Cansu çok tuhaf çünkü neredeyse her seçimde böyle dedikodular çıkıyor. Bir Allah'ın kulu beni arayıp da ne bir teklifte bulunmuş oluyor. Ya mesela son seçimlerde ya etrafta işte ne bileyim marketime gidiyorum, bankama gidiyorum, okula gidiyorum, ders veriyorum vesaire. İnsanlar aynı senin söylediğin gibi Pelin Hanım hayırlı olsun diyorlar. Ben de hayrola diyorum. Onlardan öğrenmiş oluyorum. Mesela son seçimde İyi Parti'den güya aday oldum. Ve tabii ki öyle bir şey yoktu. Böyle hani bir haberler çıktı ve haberler öldü gitti. Son işte seçimlerle ilgili de çeşitli sözde gazeteciler bunu işte yazmışlar ya da televizyon programlarında söylemişler. Bana çok tuhaf geliyor çünkü hani gazeteciliğin tanımında böyle bir haber yaparsan ya da böyle bir şey telaffuz edersen konfirme edersin değil mi? En azından, arayan olmadı mı? Beni arayan olmadı. Beni arayıp da böyle bir teklif var mı diye soran da olmadı. Yazılıyor, çiziliyor. En son ben duyuyorum. Yani öyle bir şey yok. Dolayısıyla ne HDP ya da HDP ya da ne İYİ Parti öyle bir teklif dahi olmadı. Ve ben de zaten olsaydı da kabul etmezdim. Dolayısıyla yok yani. Hayırlı olsun, havada kaldı, kusura bakma ama. Estağfurullah, yani en doğru kişiden bu yanıtı almak çok kıymetliydi. Peki siyasete girmeyi düşünmez misin hiç? Ya onun için doğru parti olması lazım. Yani o benim için mesela İYİ Parti değildi. Yani CHP en yakın hissettiğim partiydi açıkçası. Çünkü dedem de CHP milletvekiliydi, babam da CHP milletvekiliydi. Ve CHP'de çok sevdiğim insanlar da var. Özgür Özel'i de çok sevindim mesela, Özgür Özel'in şu anda parti başkanı olması. Hani CHP ile ilgili bir şey olsa belki düşünürdüm. Çünkü birazcık da böyle bir baba partisi olarak görüyorum. Ama onun içinde şunu biliyorum, yani bütün hayatın değişiyor. Yani bir kere mesela parlamentoda olacaksan Ankara'da yaşaman gerekiyor. Öyle gel gitli olmuyor. Babam rahmetli vakti zamanında işte hafta sonları Allah geliyordu. Rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Yani cumartesi pazar geliyordu, bizle birlikte oluyordu. Bunun için bütün her şeyi zaten gözden geçirip öyle bir teklif olsaydı hayatımı ona göre kurmam gerekirdi. Ama zaten ne bir teklif var, ne bir konuşma var, ne kimseyle bir kontak halindeyim. Özgür Özel'den teklif gelse kabul eder misin? Çok daha ciddi düşünürdüm, evet. Çok daha ciddi düşünürdüm. Peki Özgür Bey'i beğeniyorum dedin. Bunu da mutlaka sorayım. Özgür Özel'le CHP'de değişim olacak mı? Ya bir kere tabii ki CHP gibi köklü ve bir sürü clean olduğu partide çok radikal ve çok hızlı bir değişim olacağını düşünmüyorum. Yani o kadar hayalperest olmayalım. Ama ben birebir mesela Ekrem Başkan'dan biliyorum. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken çok yakinen çalışıyordum. Sanat danışmanlarından bir tanesiydim ve çok da onu yaptığı işleri çok seviyordum. Dolayısıyla hani bir kişinin çok şey değiştirebildiğini, sadece hani mikrodan makroya nasıl yansıttığını gördüğüm için Özgür Özel'le de değişimli olacağını inanıyorum. Bir günde olmayacağı aşikar. Bir de şunu farkındayım. Yani şimdi CHP'de evet çok kıymetli insanlar var. Senelerce çok emek vermiş insanlar var. Ama yeni kana, daha genç insanlara ve kadınlara daha çok ihtiyaç olduğunu duyuyorum. Yani ben özellikle bu kadın konusunda takıntılıyım bildiğin üzere. 1933'ten 34'ten itibaren bu kadar arpa yolu kadar yol kat etmemiş olmamız bu kadın temsili ve eşitliği konusunda bence çok utanç verici bir şey. CHP'de en kötüsü MHP, İYİ Parti falan baktığımızda kadınlar yok ya da temsil edilince ya da işte yer olarak gösterilince listenin sonlarında gösteriliyorlar. Tabii ki seçilme şansları olmuyor. Olmaması gereken insanlar oluyor.
Bu bağlamda mesela ben şeyi hayal ederdim. Selin Sayık Böke gibi kadınların çok daha ön planda olmasını çok beğeniyorum mesela Selin Sayık Böke'yi. Ve onun gibi kadınların çoğalmasını partinin içinde. Belki seninle yeni bir başlangıç olabilir. Sen sürekli kart atıyorsun bu röportajdan sonra bir şekilde. Bir telefon ya. Gelir. Hem renkli bir kişiliksin hem de entelektüel birikimin açısından da yani siyasete yakışacak bir figürsün. Neden olmasın? Eflatun'un bir lafı vardır onun devlet kitabında. Siz siyasete karışmazsanız ya da bir hani size düşen görevi yapmazsanız istemedikleriniz size hükmeder der orada. Şimdi dolayısıyla biz hepimiz bir araya geldiğimizde hangi meslekten olursak olalım oturup ülke meselelerini, dertlerini dillendiriyoruz. Öyle değil mi? Her zaman işte ne olacak bu memleketin halinin ötesine gitmiyor. Yani ben 30 yıl önce annem babam da arkadaşlarıyla sofralarda bu konuşmaları yapıyorlardı. Kat 30 yıl geçmiş aynı şeyleri biz yapıyoruz. Muhtemelen çocuklar da yapacak. Maalesef onlar da yapacak. Yani Amerika'da mesela pek fark etmiyor A partisi, B partisi. Sistem işliyor. Ama burada çok fark ediyor. Burada bütün yasalar da buna göre, hukuk ya da hukuksuzluk da buna göre, eğitim, eğitimsizlik de buna göre, her şey buna bağlı. Elini koymak lazım o taşın altına. Bu bağlamda evet neden olmasın diye bakıyorum. Ama bir taraftan da girip hiçbir şey yapamamak diye bir şey var. Dolayısıyla hakikaten devrim olması gerektiğine inanıyorum. Ama devrim de kansız olmuyor, kolay olmuyor. Bu bağlamda hani ex bir partiye gireceksem hasbelkader bir gün, orada hakikaten bayağı bir böyle hani koltukları sallamak lazım. Olmuyor çünkü yani böyle hani oturup da sadece orada güzel laf telaffuz edip ondan sonra hiçbir şey yapmamakla ülke değişmiyor. Pekala. Biraz da oyunculuğu konuşalım istiyorum. Şimdi ben Pelin Batu deyince benim zihnimde, eminim birçoklarının zihninde yazar, çok iyi bir eğitmen, oyuncu, sanatçı, entelektüel aslında bir kişi geliyor, bir profil. Ama tabii ki senin en güçlü yönlerinden bir tanesi de oyunculuk. Ben şahsi görüşüm, şu an çok ön planda görmesem de seni oyunculuk açısından. Nasıl gidiyor? Hani belki soruda hata olabilir ama oyunculuğa geri dönmeyi düşünüyor musun? Ya estağfurullah, hatalı değil. Çok haklısın çünkü pek çok arkadaşım ya da işte sokakta birileriyle karşılaşınca Pelin Hanım sizi işte sahnelerde görmeyeceğiz mi gibi sözler duyduğum için çok yerinde bir soru. Ya şöyle, oyunculuk benim için hiç bitmedi. Zaten bence bitmeyen bir şey o. Yani o tutku, o haz, o aşk diyelim. Ama ben ortalama senede bir tane bir bağımsız bir filmde oynuyorum. O filmlerde genellikle bir festivale gidiyor. O festivalde işte festival bir hafta sürüyorsa festivalde gösteriliyor ya da işte burada bir bağımsız sinemada işte mesela geçenlerde Beyoğlu sinemasında oynadığım bir film gösterildi. Ve dolayısıyla aslında ölü doğmuş oluyor seyirciler açısından. Bugün oyunculuk yaptığınızı göstermek için çok popüler dizilerde ya da filmlerde oynamanız gerekiyor. Onlardan da açıkçası uzun süredir teklif gelmiyor bana. Bu program şey gibi oldu yani davetiye çıkarmak için yapmışım gibi. Tam onu soracaktım. Aslında böyle çok doğaçlama oldu. Ben Pelin'i böyle çok random aradım. Pelin dedi ki lütfen tamam. Bana teklif de ama şimdi şöyle, teklif gelirse de hani popüler kültür işlerinde yer almam demiyorsun değil mi? Ya demiyorum ama inanın bence şöyle oluyor. Bir süre sonra gözükmeyince sanki oyunculuk asla yapmıyormuş gibi bir intiba sanki oluyor. Sanki bırakmışsın gibi. Ya da bırakmışsın gibi. Evet, büyük bir ihtimalle öyle düşünüyorlar. Dolayısıyla gelmiyor. Ama şunu da farkındayım. Yani şimdi günümüzde bakıyorsun gerçekten böyle 3-5 tane şirket var. Her şey onların üzerinden gidiyor gibi. Yani bir nevi bir tekelleşme durumu söz konusu. Ve sen o aileden değilsen sana pastadan bir dilim yokmuş gibi geliyor bana. Ya bu ben hani uzun yıllardır bu işin içindeyim. Hep aynı isimler değil mi? Hep aynı isimler. Aynı film şirketleri ya da işte dizileri çeken şirketler var. 5 tane olduğu sanki söyleniyor. Sanki bir sistem var ve o sisteme dahilsin ya da değilsin gibi evet. Bir algı dışarıdan. Evet. Olmayınca da çok ilginç. Mesela benim çok yakın bir arkadaşım var, Yelda Reyno diye. Bence Türkiye'deki en iyi oyunculardan bir tanesi. Yelda hep böyle yurt dışında yaşıyor sanıyorlar. O da aslında burada ve o da çok iyi şeyler yapabilir ama ona da kaç senedir gelmiyor. Bize böyle hep sanki hiçbir şey beğenmeyen kadınlar gibi bir intiba var bence. Pekala, şimdi bugünün oyunculuk sistemiyle de ilgili konuştuk ama ben şunu da çok merak ediyorum. Bir sanatçı siyasete çok fazla müdahil olmalı mı? Marlon Brando gibi, Jane Fonda gibi çok sevdiğim oyuncular var ki onlar hakikaten işte mesela
Amerika'nın yerlilerine karşı soykırım yapması üzerine bir stand almış, hatta Oscar almasına rağmen gitmemiş bir adamdan bahsediyoruz. Ya da Jane Fonda'nın Vietnam'a karşı olması. Dolayısıyla bu kişilik, ama yani ben de mesela diyelim ülkemiz şu anda ormanı katledecek olsa karşı dururum. Çünkü benim asla olmazsa olmaz dediğim şeyler var. Sadece iki günlük kar uğruna su fakiri bir ülkenin sularını katledemezsiniz. Bu anlamda siyasi olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bindiğimiz dalı kesiyoruz ve bindiğimiz dalı kesince sadece bize dokunmuyor bu, çocuklarımıza da dokunuyor. Ve dünyada bir sorumluluk almak gerekiyor. Çünkü dünya bu anlamda iyi bir yerde değil. Yani şu anda bir çevre meselesine girersek çıkamayız. O yüzden çok boğmak istemiyorum ama artık çevreyle ilgili bir şey söylediğiniz anda siyasi olmak durumunda kalıyorsunuz. O anlamda da bence sadece sanatçıların değil, vatandaşların sorumlu davranması gerekiyor. Önce kendi mahallesini korumak için, kendi mahallesindeki diyelim bir parkı ya da bir ağacı korumak için bir şey yapması gerekiyor. Ama hani ben apolitiğim, hiçbir şeye girmeyeceğim demek bazılarına göre doğru. Belki onlar da muhteşem kitaplar yazıyorlar, inanılmaz işte tiyatro oyunları yazıyorlar, ne yapıyorlarsa, hangi sanat dalını icra ediyorlarsa. Onların da katkısı, geleceğe güzel bir şey bırakıyorlar, kalıcı bir şey bırakıyorlar. Ben illa siyasete girmeyeceğim diyorsa, girmeyecekse girmesin, kişisel bir seçim bu. Ben sadece kendi vicdanıma bakıyorum. Çünkü o vicdanım bana sesini çıkarmazsan sonra suçluluk duyarsın diyor. Ki duyduğum için zaten yıllardır çeşitli yerlere gidiyorum, protesto ediyorum, imza kampanyalarına katılıyorum. Ne işe yarıyorsa bazen hani ben de kendi kendime soruyorum, acaba ben beyhude bir şey mi yapıyorum, hani suyun üzerine yazı yazmak gibi ama. Karınca misali tarafın belli oluyor en azından. En azından belki de o Katolik suçluluk duygusu mu diyeyim eğitimimden dolayı, en azından ben de bir şey yapıyorum diyorum. Çok küçük bir şey belki ama. Şimdi biraz önce dedin ki ne kadar para kazanırsam kazanayım sonuçta inandığım bir şeyi çiğnemem. Bir hani duruştan da bahsettin. Türkiye'de şöyle bir tartışma oldu yakın bir zamanda. Bunda fikrini de almak isterim senin. Tartışma aslında şu eksende döndü. Yani her başları sıkıştığında Atatürk'ü kullanan, Atatürk'ü putperestleştirmeye dahi götüren bir kesim oyuncular gerçekten Atatürk'ü savunmaları gerektiği noktada bir platform Atatürk filmini kaldırmıştı. Sus pus oldular. Hiç tepki vermediler. Sen bu tartışmayla ilgili ne düşünüyorsun? Bir platform bir filmi beğenmezse ya da bu kadar para yatırmış olmasına rağmen yayınlamamaya karar verirse o platformun takdiridir. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü siz bir platformla işbirliği yaptıysanız bu ne demektir? O platform o ürünün artık yani çünkü artık ürün olarak haklarının sahibidir. Haklarının sahibidir. Yani sevsek de sevmesek de. Dolayısıyla o oyunculara belki de bir şey söylemek de düşmez. Bu çok ağır bir laf oldu belki ama yani çünkü şöyle, sonuçta legal durumlar söz konusu olabilir, daha sonra oradan iş almama söz konusu olabilir, başka işlerini engelleme söz konusu olabilir. İnsanlar tabii ki türlü türlü hesap kitaplar yapıyorlar. Yeri geldiğinde büyük cümleler kuran ve işte Atatürk'ü bir put haline dönüştürüp arkasına sığınanlar çil yavrusu gibi yok oluyorlar bu durumda. Haliyle gelecekte alacakları işleri düşünüyorlar. Ya ben onlara bu durumda kızamıyorum. Çünkü hayat zor. Herkes bir şekilde bir iş kovalıyor. Korkabilirler. İnsanların korkmasını da anlarım. Ama benim derdim özellikle bu Atatürk meselesinde Atatürk'ü bir kartvizit gibi kullanmak. Belki de 20 yıl önce Atatürk'ü bu kadar iyi bilmiyordum. Çünkü işte bir tarih öğrencisi olarak Boğaziçi'ne girdiğimde çok daha eleştirel davranıyordum. Şimdi de tabii ki sadece böyle siyah beyaz diye okumuyorum. Bazı şeylerini eleştiriyorum ama Atatürk bazında onun hayatını irdeledikçe ve okudukça, ki son birkaç yıldır gerçekten çok detaylı okumalar yapıyorum, her defasında beni şaşırtıyor. Ve her defasında gerçekten bir dehayla karşı karşıya. Şimdi dün akşam Aztek, İnka, Maya vesaire mitolojisi dersi veriyordum. 3 saatlik ders boyunca yani ister istemez bir parantez açıp güneş dil teorisi, Mu kıtasından falan bahsettim. Brasser gibi adamlardan bahsettim. Neden? Ya çünkü yani dil, yani linguistik üzerine bile kafa patlatıp Maya dilinin Türk diliyle olan ortaklığını merak edip Mexico City'ye, yani Meksika'ya büyükelçi göndermiş bir adamdan bahsediyoruz. Yani nereye girsen bir şekilde merak etmiş, çalışmış, okumuş, 400 küsür kitabın altını çizmiş, ondan çok daha fazla kitap okumuş ama altını çizdiğini biliyoruz.
Bunları okudukça, anladıkça benim hayranlığım artıyor. Ama yine de ben gidip ben Atatürk'ün askerleriyiz modunda takılmıyorum. Çünkü ya kimsenin askeri olmak da istemiyorum. Atatürk'ü de eleştirilmesi gerektiğine inanıyorum yeri geldiğinde. Küstah, terbiyesiz bir şekilde yapılmaması gerektiği. Çünkü onu yapan sözde tarihçilere gerçekten çok öfkeliyim. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı küçümsemenin bu ülkenin tarihine saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbirimiz burada olmazdık. Ki sömürge ülkelerinde de yaşamış bir insan olarak o ülkelerin hiçbir zaman bellerini diriltemediklerini de görüyoruz. Her zaman birilerinin boyunduruğu altında olduğunu. Dolayısıyla 100 sene önce Manda olsa mıydık değil miydik tartışmalarının, yani Manda olan ülkelerin kaderine bakınca, günümüze bakınca ne kadar felaket olduğunu görüyorsun. O yüzden ben müteşekkir olmaktan başka bir şey hissedemiyorum. Ama bu insanlar işte Atatürk, Atatürk, Atatürk diye konuşup en basit tarihini bile okumuyorlar. O da bana çok yüzeysel ve opportunist geliyor ister istemez. Kesinlikle öyle. Yani buradaki mesele gerçekten popüler kültür rüzgarıyla bunu bir hani ben bu taraftayım ve bunun arkasındayım, buradan bir şeyler devşireyim mantalitesiyle kullananlara ben de kesinlikle karşıyım. Çok da güzel izah ettin. Bir de şu meseleyi konuşmak istiyorum. Filistin ve İsrail meselesi. Bu konuda da insani cepheden bakamayanlar olduğunu görüyoruz. Ne dersin Pelin? Ya ben çok yakın bir tarihte Filistin-İsrail tarihi üzerine bir program çektim. Bu arada hepsini izliyorum. Muazzam bilgiler. Zihnine sağlık. Çok teşekkür ederim. Yani ben bir izleyicin olarak teşekkür ediyorum şu an. Sağ olsun Cansu. Gerçekten teşekkür ederim beni yüreklendirdiğin için. Her hafta çekiyorsun. Sanki bir uzay boşluğuna, kara deliğe gönderiyormuşum gibi geliyor. Böyle bir... Yok, ben her hafta mutlaka kontrol ediyorum ve diyorum ki bakayım bu hafta Pelin ne anlatmış diyorum. Hiçbir şey olmazsa dinliyorum mesela yürüyüşte falan. Teşekkür ederim. Bilgi birikimi artıyor. Yani tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Sağ olasın. Şimdi mesela o program için hazırlanırken de ben yani en son 25 sene önce falan New York Üniversitesi'nde İsrail bir hocadan Filistin üzerine bir ders almıştım. Ama düşün, bu kadar zaman geçmiş ve maalesef bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen aynı şeyler tekrar ediyor. Ve büyük bir trajedi ve belki de 21. yüzyılın en büyük utanç kaynağı olduğunu düşünüyorum insan, humanist gözle bakınca. İkinci Dünya Savaşı zamanında milyonlarca insan fırınlarda kül edildiği, üzerinde psikopatların deney yaptığı bir halktan bahsediyoruz, Yahudilerden bahsediyoruz. Ve o Yahudilerin bu acıları, bu trajedileri, bu soykırımı yaşamış Yahudilerin dönüp daha 100 yıl bile geçmeden aynı şeyi başka bir halka yapıyor olması akıl almaz geliyor bana. Yani gerçekten hani videoları izliyorum bazen. Mesela o genç İsraillerin çıkıp işte Gazze'lileri bir hayvan gibi, gerçekten bu cümleyi kuruyorlar, hayvan gibi görmesi ve onlara reva görülen bu vahşetin de bir şekilde gülerek anlatılıyor olması insanlık dışı. Yani bu insanlar insan değil demeye getiriyorum. Yani dolayısıyla artık belki de bu son savaşın, bu son katliamın tek iyi tarafı dünyada belki İsrail hükümetinin kötülüğünü görmüş oldu. Korkarak bunu söylüyorum. Çünkü hep bunlar ön plana atılıp başka bir soykırım, yani bu sefer bütün dünyanın tekrar ikinci bir pogrom yapmaya hazırlanışı da olabilir. Çünkü yani tarih bunu söylüyor ki, tekrardan ibaret demeyeceğim ama neredeyse her yüzyılda bir birileri, mesela 100 yıl önce bu tarihlerde Ruslar inanılmaz Yahudi katlediyordu. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde Yahudi katliamları, pogromları, sarı yıldız yapıştırılıp etiketlenmeleri ve Kafkaesk durumlara sürüklenmeleri yaşanmıştı. Şimdi İsrail korkunç davranıyor. Evet, ama dünyanın bütün Yahudileri suçlu değil. Ki biliyoruz ki dünyadaki çeşitli Yahudiler, Amerika'da olsun, İngiltere, Avrupa'da olsun, Filistinlerin yanında yer alıyor ve Netanyahu'yu karalıyorlar. O yüzden de hani bütün İsrail'e karşı hepimizin bence bir olup zaten yaptıklarının ne kadar korkunç olduğunu altını çizmemiz lazım. Ama bütün Yahudilere de mal etmemiz gerekiyor. Yani orada bir ama olması gerektiğine inanıyorum. Şimdi gelelim benim cevabını çok merakla beklediğim bir soruya. Pelin Batu 5 kitap tavsiye etse hangi kitaplar olurdu? Ay, çok zor ya. Cansu, evet, çok zor. Ben farkındayım yani, şu an. Bir etrafıma bakıyorum şimdi böyle bir... Ya şimdi şöyle, son bir iki senedir bitiremediğim, bazen de düşünüyorum belki de bitirmek istemediğim Ağaçların Kültürel Tarihi diye bir kitap yazıyorum. Dolayısıyla bir tane bir kitap var ki
Ya bu kitap bana göre bir şaheser. Türk kültüründe ağaç kültü. Pervin Argun'un kitabı. Biraz cinayet objesi gibi de kullanılabilir. Yani bayağı ağır bir kitap. Belki de son yıllardaki kendi özel merakım ve algımla ilgili bir şey. Çünkü bitiremediğim bu kültür tarihinde, yani ağaçların kültür tarihinde inanılmaz çok yararlandım. Dolayısıyla benim için mesela bu çok kıymetli bir kitap. Çok da bulunmuyor mesela benim. Çok sevdiğim sahafım bu kitabı buldu. Hmm. Romanlardan, doktora teziminde. Konularından bir tanesi Dorian Gray'in portresi. Çünkü o kitabı tekrar tekrar okudukça yeni şeyler yakalıyorum. Oscar Wilde o kadar zengin, o kadar espiritüel, o kadar muzip, o kadar kirli, o kadar eğlenceli. Her zaman Oscar Wilde okurum. Bana göre en iyi özlü sözler kültür tarihinde Oscar Wilde'a ait. O yüzden Oscar Wilde'ı o listeye koymak isterim. Rilke'nin şiirleri bana inanılmaz geliyor. Yani bir kuyu gibi tekrar tekrar içine giriyorsun. Bazen çok karanlık ve derin. 3 haftada yazdığı Orpheus soneleri, Tuino ağıtları biraz karanlık ama bir taraftan da çok ışıklı ve şaşırtıcı. Spinoza'ya bayılıyorum. Yani dönüp dolaşıp hep Spinoza'ya bir şekilde onun duvarına çarpıyorum. Şimdi mesela Montaigne'in makalelerini okumak çok eğlenceli. Roland Barthes'a bayılıyorum. Onun işte o kültür okumaları bana çok eğlenceli geliyor. Ya işte Foucault acayip bir külliyat. Yani onun cinsellik tarihi olsun, hapishane olsun. Yani hani dünyadaki tarihe bakışı değiştiren adam bunlar. Özellikle o 1960'lar, 70'ler ve 80'lerdeki Fransız ekolündeki tarihçiler ve felsefeciler yani gerçekten hani temel bilimlere bakışı değiştiriyor. O açıdan hani acayip. Ama yani Spinoza ki bahsettiğimiz yüzyıllar öncesine geri gidiyoruz. Daha başında her şeyi sorgulamayı öğütlemiş. Ki o da benim hayat felsefelerimden bir tanesidir. Hiçbir şeyi böyle doğru olarak kabul etmem. Bu da beni araştırmaya, irdelemeye, böyle iğneyle kuyu kazmaya iter. Ki bence hani iyi bir pratik oluyor. Çünkü her şeyi böyle ağzınıza verilen gümüş kaşıkla kabul ediyorsanız belki hayat daha kolay oluyor, daha hızlı geçiyor. Daha belki de rahat ediyorsunuz. Ama benim kafamın arkasında her zaman bir soru işareti kalıyor. Yani bu olur mu, olmaz mı, doğru mu, değil mi? Yani Spinoza o da bir temel taşlardan bir tanesi. Pekala. Şimdi soracağım soru son sorum. Başlı başına müstakil bir program sorusu. Pelin sen bir annesin. Ve en önemsediğin şeylerden biri nin annelik olduğunu görebiliyorum. Şöyle bir anne ki hani çocuğuyla Shakespeare oynayan ama hani baştaki noktaya dönmeyeceğim. Hani şu entelektüel anne nasıl oluyor diye sormayacağım. Annelik zor mu? Zorlanıyor musun? Ay nasıl zorlanıyorum? Ya ben böyle gerçekten çok sakin bir insan olarak kendime ve çok sabırlı bir insan olduğumu o yılların tarihin arka odası programları da kanıt olarak kullanabilirim. Evet, yani evet. Sabır ve böyle hani... Hani yemin edebilirim, ispat da yani edebilirim. O programlar kayıtta. Doğru. Ya yani Zen Budist kıvamında böyle om diye böyle hani bir o kıvamdaydım. Hmm. Rafael hayatıma girene kadar. Yani çünkü şöyle, gerçekten ben şöyleyim. Gayet cool davranıyorum. Hani eğlenceli, eğitici, iyi bir anne olmaya çalışıyorum. Ama böyle hani sabır bir yere kadar gidiyor. Bir noktada böyle kendimi bağırırken buluyorum. Ben bir patlıyorum. Ondan sonra kendimi suçlu hissediyorum, kendimi kötü hissediyorum. Ah ben iyi bir anne değilim psikolojisine giriyorum, kendimi suçlamaya başlıyorum. Çünkü hakikaten yani böyle her şey güllük gülistanlık. Diyelim çıkacağız ama beyefendi o gün Süpermen olmak istemiş. Ya da yani bir sürü alter ego karakteri var ki ben gerçekten yemin ediyorum onu oyuncu falan yapmaya çalışmıyorum. Hiç öyle bir gayem yok. Ne olacaksa olsun. Ama çocuğun 20 tane falan alternatif karakteri var ve o karakterlerden seçiyor. Son bir senedir mesela kendine Pilot Bey diyor. Ve sen buraya mesela o şimdi buraya girse ve aa merhaba senin ismin ne diye sorsan Pilot Bey. Bey'i de var yani. Ha, Bey. Pilot Bey olarak arıza endam ediyor. Statülü biri. Statülü bir pilot. Ama bir gün pilot, bir gün işte Toti diye bir kız. O kız sesini de yapıyor. Bir gün işte doktor oluyor. Yani türlü türlü karakterler. Şimdi hani sen Pilot Bey'i evden çıkarmaya çalışıyorsun ama o kostümü mükemmel bir hale gelmeden ya da işte arkasından bir battaniyede yaptığım kuyrukla çıkmadan çıkmıyor. Ve yani mesela okula gideceksin. Her zaman
okula geç mi gidilir? En geç biz gidiyoruz. Çıkamıyor. Çıkmak istemiyor. Türlü bahaneler. O ayakkabıyla olmayacak. Hani hep kız çocukları için söyleniyor. İşte tütüler bilmem neler falan. Bence erkek bu anlamda daha zor. Yani evet, benim evet. erkek çocuğum daha zor. Kabul etmiyor. O kostümü istiyor. E tamam, sabır bir yere kadar. 1, 2, 3 En sonunda yeter, çıkıyoruz diyorum ve çıkıyoruz ama yani o eşiğe geliyorum. Bende de bir şey oldu. Diyorum ki çocuğum peygamber değilim diye bir şey gelişir değil mi? Şimdi dönüyor bana böyle yapıyor. Çocuğum peygamber değilim demeye başlayınca böyle bağıracak mısın? Bay bay deyip kaçıyor. Bağıracak bay bay deyip topukluyor. Yani delireceğim, deliremiyorum da. Allah kolaylık versin bize inşallah. Pelin çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Davetimizi kabul ettin. Bize evinin kapılarını açtın. Efendim sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kanalıma abone olup bildirimleri aç. Unutmayın. Hoşça kalın.